New York'taki Morgan Kütüphanesi'nde bulunan hazinelerden birini inceliyoruz. Bu Lindau İncilleri'nin kapağı. Oldukça eski olan bu eser 9. yüzyıldan kalma. Yani 800'lü yıllardan diye de düşünebiliriz. Bu dönem Şarlman'ın Roma İmparatorluğu'nu canlandırmaya çalıştığı dönem. Şarlman kendine model olarak 1. Konstantin'i alıyordu onun imparatorluğunu ve Hristiyanlığın erken dönemlerindeki sanat stillerini yeniden yaratmaya çalışıyordu. Birinci Konstantin, Hristiyanlığı suç olmaktan çıkaran Büyük Roma İmparatoruydu. Şarlman'ın ona odaklanmasının ilgi çeken nedenlerinden birisi de eski pagan imparatorluğuyla yeni Hristiyan dünyası arasında köprü görevi görmesiydi. Genelde, kitap kapaklarını sanat eseri olarak kabul etmeyiz. Ancak gerçekte o kadar az ortaçağ kitap kapağı günümüze gelebiliyor ki, böyle güzel bir örneğine sahip olmamız gerçekten özel bir durum. Bu gördüğümüz Lindau İncilleri'nin kapağı. İçinde Matthew, Mark, Luke ve John İncilleri var. Ayrıca özel ayinler ile takvim gibi birkaç şeyi daha barındırıyor. Ancak burada bütün vurgu dışta, kapak kısmında. İsa'nın çarmıha gerilmesinin bir temsilini görüyoruz. Burada İsa, Karolenj tarzda resmedilmiş. Daha sonraki çarmıha gerilmiş İsa temsillerinde, İsa'nın vücudu yer çekimine yanıt veriyor. Yüzünde gerçek bir acı çekme hissi görebiliyoruz. Ancak burada böyle bir şey görmüyoruz. Burada İsa'nın kutsal doğasına bir vurgu var. Aynı zamanda Tanrı olan İsa acı çekmiyor. Acıya dair görülebilecek tek şey elinden damlayan kanlar. Onun haricinde uzun, gururlu ve hiçbir şekilde çektiği acıyı belli etmeyen bir şekilde duruyor. Bu tarza Karolenj diyoruz. Bu eser Charlemagne'ın atölyesinden çıkmış muhtemelen Charlemagne'ın torunu Kel Charles için yapılmış. İsa'nın belindeki altın örtü de bu sanatçıların klasik dönem geleneklerine atıf yaptıklarını hissedebiliyoruz. Klasik dönemden ilham alıyorlardı ve o dönem sanatçıları kumaşların ve kumaşlardaki kıvrımların detaylarıyla yakından ilgileniyorlardı. Karolens sanatçıları klasik dönem sanatını canlandırmaya çalışıyorlar ve eserlerinde klasik dönem sanatını taklit etmeye çalışıyorlardı. Bunu özellikle alt tarafta İsa'ya ağıt yakan iki figürde görebiliyoruz. Klasik dönemi yeniden canlandırma sadece eski eserlerin yeniden temsil edilmesiyle değil, dili yenileme ve yeni kanunlar yapmakla da alakalıydı. O devirde politik ve eğitimsel reformlar yapılıyordu. Aynı zamanda kiliseyi ve toplumu modernleştirmeye yönelik bir takım reformlar da söz konusuydu. Bu inanılmaz derecede güzel bir eser. Üstündeki mücevher ve altın miktarına bakın. Neredeyse mimari bir yönü var. Yakından bakınca haç şeklini vermeye yardım eden bütün o küçük kemerleri görebiliyoruz. Haçın kendisi bir bina gibi. Eğer sonraki dönemlerdeki kilise planlarını gözümüzün önüne getirirsek, bunun bir kilise binasının planına benzediğini görebiliriz. Uzun nefli ve transeptli bazilika yapısı gibi yani. Kesinlikle öyle. Yani bu sadece İsa'nın çarmıha gerilmesi değil, daha derin simgesel bir anlamı var. Muhteşem mücevherler, inciler ve diğer tüm parıltılı şeyler bu eseri çok ilgi çekici bir hale getiriyor üzerinde yakutlar ve zümrütler görüyorum. Hepsi bu altından yapılmış kapağın üzerinde duruyor. Kutsal Kudüs'e dair atıflara özellikle bakmak lazım. Vahiy kitabının 21 ve 22. bölümlerinde Kutsal Kudüs ve şehrin içindeki kapılarla alakalı betimlemeler görürüz. Birçok orta çağ yazarı bu betimlemeleri daha dünyevi şekilde yorumlamaya çalışmış. İnciler çoğu zaman kutsal şehirdeki havariler şeklinde tarif edilmiştir. Genellikle İncil'in içinde kitabın bütün anlamını barındırdığını düşünürüz. Ancak burada kapaktaki ikonografi kitabın içeriği hakkında bize önceden ipucu veriyor. Bu kitap sizi cennete, kutsal Kudüs'e nasıl gideceğiniz konusunda aydınlatıyor. Bu kitap sizi kurtuluşa ulaştırıyor. Eser, mücevher sanatında bir yetenek gösterisi adeta. Bakın, burada kakma işi tekniği kullanılmış. Bu teknikte İsa ve öteki yaz tutan imgeler içeriden dövülerek oluşturulmuş. Böylelikle pozitif imge yaratılmış. İsa imgesinin yapılış tarzı, sanatçıların klasik dönemi geri getirmek istediklerinin bir göstergesi. Göze çarpan garip kaslar yok ve İsa'nın bedeni düzleştirilmiş. Bu yönden son derece ortaçağ dışı bir görünümü var. Bu Karolenj aydınlanmasının önceki yıllarda baskın olan, insan bedeninin soyutlaştırılmasından geri adım atma anlamına geliyor. Acaba bu sanatçıların ellerinde Antik Roma'dan, eski Yunan'dan hangi kaynaklar vardı? Muhtemelen kilise kütüphanesinde saklanmış kitaplar ve çizimler vardı. Ayrıca resimli İncil kitaplarının önceki versiyonlarından bazı çizimler de olmalıydı yani daha erken dönemdeki klasik pagan resminden ve çizimlerinden etkilenmiş Hristiyan kitaplarına bakıyorlardı. Bu eser, Ortaçağ Hristiyanlarının klasik dönem gelenekleriyle olan karmaşık ilişkilerinin müthiş bir örneği.